Şimdi 1998 yılında dinler arası diyalog diye bir furya başlamış. Onun başında kim vardı? Fethullah Gülen vardı. Fethullah Gülen vardı. Ne yapmıştım? Papa'ya gidip, gidip bir mektup yazmıştı. Fethullah Gülen'in, bakın lütfen internet ortamına girdiğiniz zaman Fethullah Gülen'in Papa'ya mektubu deyin, hemen karşınıza çıkacak. Bak hemen karşınıza çıkacak. Lütfen bir şey daha da yazın. Bir şey daha da yazın. Deyin ki Profesör Doktor Haydar, Haydar Bey'in Fetullah'a yazdığı mektup. Onu da yazın. Bak bir okuyun. Bu mektup Fetullah Gülen'e ne zaman gitti biliyor musunuz? Fetullah Gülen papaya mektubu getirmeden bir hafta önce. Bunu da getiren arkadaşlarımız İstanbul'da Doktor Ahmet Hamdi Kepekçi. Bu mektubu İstanbul'a getiriyor. İstanbul'da o zaman Fetullah'ın, efendim temsilcisi diyeceğimiz Ali Açıl adındaki birisine teslim ediyor. Diyor ki bunu kamuoyunda paylaştıkları için ben de söylüyorum. Gittik diyor. Bizi yukarıda büyük bir masaya çıkarttı diyor. O büyük masanın etrafında dedi ki dün akşam dedi bak dün akşam bütün cemaat temsilcileri buradaydı. Bak bütün cemaat temsilleri buradaydı. Sade siz yoktunuz. Elhamdülillah. Biz gerçekten orada yoktuk. Allah bizi oraları nasip etmesin. Biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi devre dışı bırakacak. Bir dinler arası furyasına, bir medeniyetler ittifakı projesine biz ortak olmadık. Allah'ın izniyle de olmayacağız. Bak olmadık. Bakın Bunlar öyle şeyler yaptılar ki. Şimdi ben bunu ismini söylemek istemem. Bir televizyon ekranlarında, bir televizyon ekranlarında efendim dini program yapan. Ama şu kadarını söyleyeyim. Başında saçı olmayan birisiyle ben haçta karşılaşmıştım. O zaman Fethullah Gülen için şöyle diyordu. Uzaklara hicret etmek mecburiyetinde kalan diyordu. Öyle hicret ki hicret ettiği yer Amerika. Müslüman memleketi değil yani. Ama öyle diyordu. Şimdi televizyon ekranlarında şimdi onu dinlersiniz, ağlarsınız. Çok güzel de edebi cümleler kullanır. Öyle diyordu. Demiştim ki ona ben. Nerede biliyor musunuz? Allah şahit. Kuba Mescidi'nde. Dedim ki bu Fethullah Gülen dediğin bu adam hicret etmek mecburiyetine kaldı dediğin bu adam aynı şöyle de diyordu. Affedersiniz, çok özür diliyorum. Amerikan askerleriyle ağır bir ifade kullanarak işte o o işte o en ağır kelime neyse o Irak'a geldiler Irak'ı işgal ettiler demişti konuşmasında. Dedim ki doğru Amerikan o dediklerin doğru da o Amerikan'a sığınana ne diyeceksin dedim. Ve ona sormuştum ben. Size de soruyorum. 1998 yıllarında o dinler arası diyalog furyası başladığı zaman Bunlar Urfa'da Müslüman bir kadınla Bir papazı evlendirdiklerini siz biliyor musunuz? Ve o dönemin gazetelerinde kendi gazetelerinde zaman gazetesinde bak şimdi rahat söyleyebiliyorsun O zaman söyleyemiyorsun ki Niye? E çünkü bak 13.000 civarında hakim savcı varmış 5.000 onlardanmış Şimdi ne kadar daha var içeride o da belli değil Bilmem ne kadar polis memuru, bilmem ne kadar emniyet amiri, bilmem ne kadar bakan, bilmem ne kadar vekil. Yani Profesör Doktor Haydar Baş ejderhaların ortasında yaşamış. Hiçbir koruması sizin de desteğiniz olmadan. Ha. Bunların hesabı var. Bak o zaman gazetesinde bu bir devrimdir dediler. Hangi devrim? Müslüman kadınla papaz evlendirdiler. Nikahı da müftü efendi kıydı. İktidarda kim vardı? Siz hesaplayın. Başka! Mardin'de bir yerde şey kurdular. Temsili bir sırat köprüsü. Müftü efendi de geçti, papaz da geçti, haham da geçti. Dinleri eşitlediler. Fetullah Gülen efendi kitabında sadece onun kitabında değil. Devletin basmış olduğu din kültürü kitaplarında La ilahe illallah kaldı. Muhammedur Resulullah çıkartıldı. Neredeydiniz ey millet? Ey Müslümanlar! Karşı çıktınız mı? Bak meydanlarda köy köy gezip, kent kent gezip Profesör Doktor Haydar Baş Bey bunları ortaya koyarken siz neredeydiniz? Bakın. Bakın. Fethullah Gülen denen adam o dönemde Ali Kırca isimlerini söylüyorum. Ali Kırca ile bir programa çıkıyor. İsterseniz o mektuptan biraz bahsedeyim Fetullah'ın mektubundan. O Fetullah'ın mektubundan öncesinde Peygamber Efendimiz e, affedersiniz Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellemin mektupları da var. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellemin mektuplarında Peygamber Efendimiz buyuruyor ki selam hidayete erenlerin üzerine olsun diyor. Peygamber Efendimiz böyle derken Fetullah nasıl başlıyor? Pek muhterem Papa cenapları diye başlıyor. Pek muhterem Papa cenapları, cenap, cenap. Kime söylüyor? Papaza söylüyor. Halbuki o papaza Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'inde ne diyor? Ben Arapçasını okumaya okuyayım, Türkçesini söylemeyeyim. İnnemel müşrikûne necesün diyor Cenab-ı Hak. Türkçesini de siz araştırın. Şimdi bu dönemde, bu dönemde Profesör Doktor Haydar Baş Bey bir mektup yazıyor Fethullah'a. Üç ana konudan bahsediyor. Diyor ki, bak başörtüsüne teferruat dediniz. Yanlış. Ondan sonra diyor, bak televizyonlarınıza diyor, Müslümanların parasıyla kurulan televizyonlarınıza diyor, bu dinler arası diyaloğu destekleyen, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi devre dışı bırakan, insanlar çıkartıyorsunuz diyor. Bir üçüncü madde de diyor ki Müslümanların iftarlarında bak Müslümanların iftarlarında oruç tutuyorlar akşam iftar yapacaklar. Papazları çağırıyorsunuz. Papazlara dua ettiriyorsunuz diyor. Uyarıyor. Lütfen internetten bu Fethullah'a Haydarbaş'ın yazmış olduğu o mektubu bir okuyun. Bir okuyun bir görün ki bir Müslümanın bir Müslümana nasihati nasıl olur? Nasihat nasıl olur? tebliğ nasıl olur? O nezakete, o nezafete, o alçak gönüllüye bir bakın. İşte bu mektubu yazıyor Profesör Doktor Haydarbaş. Neden bu nezaket? Çünkü Fethullah Gülen'in daha içi dışına vurmadı. Saklıyor. Ama ne zaman ki o papaya mektubu yazdı, mektup açık ortaya çıktı. O mektubun ortalarında diyor ki amacımız Üç büyük dinin mensuplarını kardeş yapmaktır diyor. Bu cümlede iki tane ayetin inkarı var. Üç büyük din yok. İnnet dini indellahil İslam. Allah indinde gerçek din İslam'dır. Ancak müminler kardeştir. İnnemel müminune ihvetun. Bu iki ayeti inkar edince o mektupta başka şeyler de var. Başka dini, İslamiyeti rencide eden cümleler var. İşte o zaman bütün herkes Fetullah Gülen'i aşkla, şevkle onun peşinden giderken, memleketi onu davet ederken, memleketin yetiştirmiş olduğu çok önemli bir değerdir diyenler, o efendim şeylerde, olimpiyatlardan, Türkçe olimpiyatlarında ağlayanlar, sızlayanlar, Ali Kırca'nın programına çıkıyor Fethullah Gülen, soruyor ona Ali Kırca, diyor, diyor ki, bunlar hikaye anlatmıyoruz ha, bunlar hakikat yani ha. Böyle bir geriye dönerseniz bunları görürsünüz. Ali Kırca'ya Ali Kırca diyor ki Fethullah'ım gittiniz diyor papayı ziyaret ettiniz diyor mektup sundunuz diyor size karşı çıkan oldu mu diyor cevap çok marjinal bir grup bu marjinal grup kimdi biliyor musunuz bu marjinal grup işte elhamdülillah bizdik profesör doktor Haydar Baş ve ekibiydi marjinal grup. Şimdi sesleniyorum. Kime? Bütün herkese, duyan herkese. Siz, siz Fethullahçı olmayan, dinler arası diyalogçu olmayan, dinler arası diyalog nedir? Bunu bir hatırlatayım size isterseniz. İşte dinler arası diyalog, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi devre dışı bırakan projenin adıdır. Yani biraz Hristiyanlıktan alacaksın, biraz Yahudilikten alacaksın, Biraz da İslam'dan alacaksın, karıştıracaksın. Buna din diyeceksin. Buna İslam denmez. İşte dinle rasdi diyalog özeti budur. Herkesin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi devre dışı bıraktığı dönemlerde imamların hutbelerinde, hutbelerde, hutbelerde innetteyni andallahi'l İslam, Allah indinde gerçek din İslam'dır ayetini okuyamadıkları dönemlerde din kültürü kitaplarında kelime-i tevhid la ilahe illallah'tır. Muhammedur Resulullah'ın olmadığı dönemlerde meydanlarda, sokaklarda, pazarlarda, caddelerde, miting meydanlarında, salonlarda Profesör Doktor Haydar Baş Bey Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i anlattı. Bak Profesör Doktor Haydar Baş küllenmiş, üstü örtülmüş hakikatleri, gizlenen hakikatleri gün yüzüne çıkartıyor. İşte bu kanaat önderlerine o dönemde İsmaila cemaatinden tutun da o kanaat önderlerinin tamamına temsilciler erbakan'a varıncaya kadar bütün herkese temsilciler gönderdiler. Dediler ki bu dinler arası diyalog furyası Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi devre dışı bırakmak çalışmasıdır. O zaman bize ne dediler biliyor musun? Özet cümleyle siz bu adamı kıskanıyorsunuz dediler. Siz bu adamı kıskanıyorsunuz dediler bize. Profesör Doktor Haydar Başbey'in ekibine.